olacağız. Çünkü Afrin operasyonu başladı başlayalı. Son 3 gündür hakikaten Sayın Karamollaoğlu'nun açıklamaları çeşitli mecralarda farklı boyutlarıyla ele alınıyor ve farklı maksatlarla sanki cımbızla çekilmiş gibi bazı cümleler kullanılıyor. Ve biz de tabii ki bu konuyu bizzat sözün sahibiyle, bu açıklamaları yapan isimle konuşalım istedik. Çünkü algı yönetimi çerçevesinde acaba yanlış bir şey var mı ya da doğru bir şey var mı? Bunları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bey'e bizzat soracağız. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Karamollaoğlu. Hayırlı akşamlar efendim. 4.5G yayın olduğu için iletişim... Benim konuşuyorum, hayırlı akşamlar, duyuyorum ben sizi. Evet, iletişim 4-5 saniye gecikmeli olacak. Sevgili izleyicilerimize de buna en başta söylemiş olalım ve hazır olalım. Evet. 4.5G bağlantısından kaynaklı olarak görüşmelerimiz, konuşmamız şöyle 5-6 saniye gecikmeli, cereyan etmiş olacak. Sayın Karamollaoğlu, Afrin operasyonu başladı. Başladı mı, başlayacak mı, olacak mı, olmayacak mı diyorduk ama bir önce havadan sonra da karadan askerlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye girdiler ve bir operasyona başladılar. Her şeyden önce kısaca Afrin operasyonu ile ilgili olarak Saadet Partisi ne düşünüyor? Siz neler söylüyorsunuz? Evet, çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Elbette bir ülkenin sınırlarında kendisini tehdit eden bir takım gelişmeler olursa o gelişmelere müdahale etmek uluslararası kurallar gereği de insanlık gereği de o ülkenin hakkıdır. Ve bugün Türkiye'nin sınırlarında meydana gelen bu gelişmelere karşı bir tedbir olarak bu adımları atması doğru olarak görülüyor. Bunu bir defa açık ve net olarak ifade edelim. Ancak bizim dikkat çektiğimiz husus biraz daha farklı. Ben taktik gelişmeler üzerinde duracak değilim. Kaç kilometre gidilecek, nerede durulacak, nerelere müdahale edilecek, hangi dirençle karşılandığında hangi adımlar atılacak veya mesajlar verilecek. Bunlar uzmanları tarafından konuşulur ve kamuoyuna açıklanır. Ancak benim üzerinde durduğum husus hep şu oldu. Biz tablonun bütününü görmeden eğer sadece bugünkü gelişmelere takılırsak isabetli bir değerlendirme yapma imkanından uzak kalırız. Şunu ısrarla söyledim ve bugün de söylüyorum. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu tehditler, bu gelişmeler bizim üzerimizde oynanan geniş oyunun sadece bir parçasıdır. Esas Türkiye'de ve bu bölgede sahnelenen oyunun kurucuları bizatihi doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri ve şu gün sesi çıkmasa da İsrail'in ta kendisidir. Esas hedef Büyük İsrail projesidir. Bu artık gizlenmiyor. Uzmanların hepsi bu noktada ittifak ediyor. Ancak bunu şu anda ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail gündeme getiriyor. Gündeme getirilen konu neydi? Büyük Orta Doğu projesi. Ne zaman başladı? Aslında 1991'de ilk adımlar atıldı. 1993'te 1 Mart tezkeresi meclisten geçmesine rağmen hükümet hava sahamızı ve deniz limanlarımızı, hava alanlarımızı Amerikan uçaklarına ve gemilerine açtı. Irak müdahalesine destek verdi. Arkasından Suriye problemi bundan 6 sene önce meydana geldi ve bu gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Yani biz birdenbire sınırımızda meydana gelen bir hadiseyle karşı karşıya kalmadık. Bunun bir geçmişi var. Buradaki oyun kurucu olarak gözüken ülke açık ve net olarak kendileri de ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onun da arkasında
Amerika'yı kullanarak Orta Doğu'da arz-ı mev'ud topraklarına yerleşmek isteyen bir İsrail var. Arz-ı mev'ud şu anda artık çok gündeme geldiği için söyleyebiliriz. Vaat edilmiş topraklar bizim şu anda ister Kürtler, ister Türkler, ister Araplar olsun veya başkaları olsun. Buradaki muhatap bunların hiçbirisi değil. Esas konu İsrail'in arz-ı mev'ud olarak adlandırdığı topraklara yerleşmesidir. Bunlar zaman içinde gelişecek. Bu bölge Amerika'nın hedefi kolay müdahale edilebilir, kolay şekillendirebilir bir ortama kavuşacak, ulaşacak. Ondan sonra da doğrudan doğruya sınırlar yeniden çizilecek. Bizim bu söylediğimiz sınırlar bugün çizilmiyor. 1991 yılından sonra Sovyetler dağıldı. Amerika tek kutuplu dünyanın etkili ülkesi haline geldi ve hemen arkasından da büyük Orta Doğu projesi diye kamuoyuna duyurulan haritalar ortaya çıktı. Biz şimdi en azından büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi esnasındaki sürecindeki bir bölümü yaşıyoruz. Evet. Onun için bu bölgede yaşayan bütün insanlar, ülkeler, devletler neyle karşı karşıya kaldığımızı bilerek tavır koymalılar. Bunu ifade etme ihtiyacını duydum. Evet Sayın Karamollaoğlu, altını çizdiğiniz cümleler önemli. Dediniz ki önce biz büyük fotoğrafı da görmemiz lazım dediniz. Ve bu bölge ülkeleri neyle karşı karşıya kaldığını bilmesi gerekir dediniz. Ve siz konuşmalarınızı evet. yaparken de bu Afrin operasyonu başladığı dakikadan itibaren aslında hep Saadet Partisi olarak bu operasyonu desteklediğinizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Afrin harekatına, Zeytin Dalı harekatına destek verdiğinizi açıkladınız. Sonra da bu açılımları yaptınız. Fakat bazı çevreler sizin bazı cümlelerinizi görmezden gelirken bazı cümlelerinizi de cımbızla çekerek bu konuşmaların içerisinden yalnız bırakarak sosyal medyada ve bazı mecralarda kullanmayı tercih etti. Sanki Saadet Partisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu bu operasyona tamamen karşıymış gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Böyle bir durum var mı ve neye bağlıyorsunuz bu yaklaşımı? Evet. Hayır, tabii ki hayır. Şimdi burada bizim dikkat çektiğimiz husus şu. Bu hareketler meydana gelirken gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse onların etki ettiği unsurlar bu bölgede bir takım yani buna belki Esad güçleri bile dahil olabilir. Bir takım katliamlara girebilirler. Tevessül edebilirler. Benim dikkat çektiğim husus bizim bu noktada daha titiz, daha yapıcı davranmamız faydalı olur. Söylemek istediğimiz bundan ibaret. Yoksa bizim burada şu anda yapılan harekatla ilgili olarak başka yöne, yanlış yöne çevrilecek, aslında sürükleyecek bir ifademiz hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Ama art niyetli insanlara benim söyleyecek bir sözüm yok. İnsanlar söylediğim sözleri çarpıtmak isterlerse o aklımıza, hayalimize gelmeyen ifadeleri de kullanabilirler. Nitekim kullandıklarına da ben zaman içinde şahit oluyorum. Ama ben bunları önemsemiyorum. Çünkü milletimiz gerçekleri görüyor. Gerçekleri doğrudan doğruya benim ağzımdan da dinleme imkanını buluyor. Bugün siz TV5 olarak ekranlarınızı bana açtınız, bir fırsat verdiniz. Bir takım yanlış anlaşmaları düzelteyim diye. Ben bundan dolayı sizlere müteşekkirim. Ama herkes bilmeli ki her zaman, her ülke, sadece Türkiye için söylemiyorum, kendi sınırlarında kendisini tehdit eden bir takım gelişmeler meydana gelirse elbette buraya müdahale etme hakkını
bulur kendisinde. Ancak şunu hemen ifade edelim. Bizim ordumuz sadece bu bölgenin değil, aslında NATO içinde de Amerika'dan sonra en güçlü, en muktedir ordudur. Çok sağlam prensipler üzerine ordumuzun harekatı inşa edilir. Bizim ordumuzdan bu prensiplerin dışında bir tavrı kesinlikle hiç kimse beklemez, beklememelidir. Bu noktada bizim bir tereddüdümüz elhamdülillah aslında, yok. Aslında bunları daha önceki konuşmalarınızda da bu bölgede yaşayan bildiğim kadarıyla bütün ifade ettiğiniz insanlara. Fakat bunlar görmezden gelindi. Tabii. Haklısınız. Peki sorun görmezden gelindi. Onlara bizim bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü insanlar buyurun. Toparlayalım o zaman yavaş yavaş ama bir geçiş yaparak toparlanmanızı, genel bir değerlendirme isteminizi yapmanızı isteyeceğim. Ekranlarımıza arkadaşlardan rica edeyim. İki tane fotoğraf koyacağım. Bunlardan birisi zat-ı halinizin geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yaptığınız bir ziyaret. Bu ziyarette Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptınız ki uyum yasalarıyla ilgiliydi. Evet. Bu fotoğraf şu an ekranda. Seyircilerimiz de görüyor. Bu fotoğraf üzerine sosyal medyada ve bazı internet mecralarında hatta bazı köşelerde ciddi anlamda adeta bir troll saldırısı girişimiyle karşı karşıya kaldınız. Şimdi ikinci fotoğrafı da rica edeceğim arkadaşlarımdan. Bu fotoğrafta Sayın Binali Yıldırım, Sayın Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gidiyor ve bir görüşme gerçekleşiyor, özür dilerim. Bu görüşmede de Afrin operasyonuyla bilgilendirme yapılıyor. Zat-ı halinizin de bir fotoğrafı var. Sayın Binali Yıldırım'da bir fotoğrafı var. Cevap verin istemiyorum aslında. Yani birilerinin illa cevap vermek zorunda değilsiniz ama şöyle bir genel değerlendirme yaparak size teşekkür edebilir miyiz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu fotoğrafları? Evet. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Şunu hemen ifade edeyim. Bugün memleketimizin içinde bulunduğu problemlerin başında biz kutuplaşmayı görüyoruz. Bunu da ısrarla her konuşmamda dile getiriyorum. Kutuplaşmadan kurtulmanın yolu birbirimizle kucaklaşma, tokalaşma, konuşmadır. Bunun başka bir yolu yok. Bundan dolayı da elbette nasıl ki bugün Sayın Başbakan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğinde tokalaştılar. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğim zaman elbette tokalaşacağım. Yani oraya giderken düşmanca bir tavırla meseleye yaklaşmamız, birbirimize hitap etmemiz akıl kârı değil. Bu ülkedeki kutuplaşmanın önlenmesinin tek yolu. Başka bir yol yok. Yeri geldiği zaman birbirimize fikirlerimizi aktaracağız, birbirimizi dinleyeceğiz, yeri geldiği zaman gülümseyeceğiz. Eğer uyuşmuyorsak da sesimizi hakaret eder bir tonda olmadan biz bu fikirde sizinle aynı, bu konuda sizinle aynı fikirde değiliz diyebileceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Siyasette bugün böyle Türkiye'de kutuplaşmayı artırmak isteyenler bundan medet umar. Efendim? Siyasette herhalde böyle yapılması gerekiyor. Oturarak, konuşarak, meseleler üzerinde müzakere ederek tabii, siyaset yapılır. Yoksa maalesef şimdi şöyle, tabii elbette. Yani bugün Türkiye'de biz ne yapıp aynı fikirde olmayan siyasi partilerin bir araya gelmesi, meseleleri bir masa etrafında görüşmeleri, herkesin kendi fikrini net olarak ortaya koyması ama bunun bir düşmanlığa, bir husumete dönüşmemesi gerekir kanaatimizi tekrar tekrar söyleme ihtiyacını duyuyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler olacaktır. Ama bugün gerek hükümet üyeleri, gerekse
Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiği zaman şu anda bize en büyük oyunu oynayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile konuşurken ister istemez tokalaşıyor. Başka yerlere gittikleri zaman da ellerini uzatıp tokalaşıyorlar. Bu bir insanlık gereğidir. Bunu başka yerlere çekmek ancak akılsızların, düşünmeyenlerin sadece ve sadece karşıdaki insanı kötülemek için her türlü yola başvuranların metodudur. Biz bu insanların bu huylarını bildiğimiz için onların bu tavırlarına hiçbir zaman itibar etmiyoruz. Hiçbir zaman cevap verme ihtiyacı da duymuyoruz. Efendim, Allah akıl fikir versin demekten başka da yapacağımız bir şey yoktur kanaatindeyim. Efendim teşekkür ederiz. Hakikaten yani cevap vermeme nezaketini de göstererek aslında bir cevap verdiniz. Bizi evinizde misafir ettiniz. 4.5G bağlantımızla bu yayını tamamladık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Son sözünüz varsa sözümüzü de alalım. İnşallah konuğumuz Profesör Doktor Sait Yılmaz Esenyurt Üniversitesi'nde. Ben de teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok detaylı bir şekilde Afrin'i konuşacağız. Evet. Tabii. Hocamıza da saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Beni stüdyonuza böylece konuk ettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize de saygılar sunuyorum efendim. Sayın Başkanım.